You come with me. Tüm oyun severlere değerli Gaming kanalından merhaba. Bir inceleme videosu ile daha sizlerle beraberim. Seçtiğimiz oyun ise bu yılın en büyük oyunlarından biri olan Black Myth Wukong. Yıl boyunca istek listelerinin zirvesinde olan ve çıktığından kısa bir süre içerisinde de rekor satış rakamlarına ulaşan oyunun büyük bir başarı hikayesine dönüştüğü ortada. Peki bu başarıyı gerçekten hak edecek içeriğe sahip mi? Ve Metacritic'teki 81 inceleme puanı ortalaması acaba gerçekleri yansıtıyor mu? İşte bu tip soruların cevabını bu videoda beraberce arayacağız. Her zamanki gibi oyunla ilgili görüşlerimi olabildiğince tarafsız gözle sizlere aktarıp artılarını ve eksilerini masaya yatıracağım. İncelediğim oyun hayli zengin bir içeriğe sahip olduğu için de bu video normale göre biraz daha detaylı olacak. Ancak konuşacağım konuları bölümlere ayırdığım için istediğiniz bölüme aşağıdaki zaman damgalarından geçiş yapabileceğinizi hatırlatalım. Umarım izlediğiniz hoşunuza gider ve video sonunda sizlerden beğeni alabilirim. Her videosunda olduğu gibi arka plan bilgileriyle başlıyoruz. Ancak bir soruyu cevaplamam lazım. O da neden bu incelemenin bu kadar geciktiği? Oyun çıkalı neredeyse 3 hafta oldu. Çünkü bunun nedeni ise oyunu didik didik edip her taşın altına bakmış olmam ve sizlere tam hakkıyla inceleme yapma isteğim. İşte bu bahsettiğim süreç 70 saatin üzerine çıktı. Evet belki ben biraz yaşlı olduğum için ortalamanın üzerinde kalıyorum saat süresi olarak. Ama bence en azından 60 saat oyunun süresine sahip bir içerik ile karşı karşıyayız ki bu bir ARPG yani aksiyon rol yapma oyunu için gayet memnun edici bir süre. Aslına bakarsanız ben de dahil birçok kişi için oyunun bu kadar uzun olması sürpriz bir gelişme oldu. Bunun nedeni ise birkaç yıl önce oyunun geliştiricisi Game Science firmasından bir temsilcinin oyunun süresini 15 saat civarı olarak açıklaması oldu. Görüşe göre o açıklamadan sonra bayağı işler değişmiş. Zaten oyun genel olarak gelişim süreci boyunca tam bir kapalı kutu olduğu için bir sürü belirsizlik vardı ve oyun çıkana kadar oyuncular haklı olarak endişe duydu. Burada sıkıntı 140 kişinin çalıştığı Çinli firma Game Science'ın böyle büyük bir projenin altından kalkabileceğini pek inandırıcı olmamasıydı. Çünkü portfolyosuna bakarsak geçmişindeki çalışmalara dikkat eder bir oyuna rastlamıyoruz. Aynı zamanda firmanın medya ile ilişkilerinin dil engeline takılması da ayrı bir sorundu. Alınan bilgiler hep ikinci ağızdan geldi ve şu an bir kısmında yanlış olduğunu görüyoruz. Son olarak da oyunun inceleme kodları dünya çapında çok az sayıda büyük kuruluşa gönderildi. Bunun sonucunda birçok büyük içerik e, hazırlayıcısı oyuna geç erişim sağladı ve inceleme sürecin dışında kaldı. Özetle çıkış öncesi hype yaratmayı büyük başarıyla yapan oyun Çıkış sırasında yeteri kadar pazarlanamadı ve buna rağmen bu kadar iyi satış yapması gerçekten etkileyici. Bu başarının arkasında elbette Çin halkının rolünün olduğu açık. E, çünkü satışların çoğu oradan ve benim tahminimce geliştirme sürecinde de Çin hükümetinden bütçe desteği alınmıştır. Yani Çin milleti kendi kültürünü ve hikayelerini anlatmak için seferber olmuş ve bunu da başarmışlar. Çünkü gerçekten oyun büyük dağıtıcısı olmadığı için kağıt üstünde 2A olsa bile 3A prodüksiyon değerlerine sahip hatta birçok 3A oyuna kıyasla daha fazla ve daha az sorunla da piyasaya çıktı. Bu arka planı tanıttıktan sonra teknik konular ile devam ediyoruz. Oyunun geliştirme süreci 2018 yılında Unreal 4 motoru ile başladı ve 2021 yılında Unreal 5'e geçiş yaptıkları için çıkış tarihi doğal olarak uzadı. Ama iyi ki bu geçişi yapmışlar çünkü sonuçlar ortada. Black Bat Wukong şu ana kadar oynadığım en iyi görsellere sahip Unreal 5 motoru ile çalışan oyun. Özellikle de karakterimizin çevre ile etkileşimi ve içinde bulunduğunuz doğa ile bağlantılı efektler son derece başarılı yapılmış. Oyun 6 bölümden oluşuyor ve her bölümde farklı mevsim ve bitki örtüsü karşı karşıyayız. Rüzgarda yaprakların uçuşması, kar üzerinde ilerleme, çölde sıcak rüzgarların etkisini örnek verebiliriz. Ayrıca durgun suyun bir oyunda bu kadar gerçekçi yansıtıldığına ilk defa şahit oluyorum. Özellikle su üzerindeki çarpışmalar, ray tracing'in de katkısıyla resmen görsel şova dönüşüyor. Tabi can derdindeyken bu detaylar gözünüzden kaçabilir. Ama başkasını oynarken izlerseniz genel olarak ne kadar emek harcandığını daha iyi göreceksiniz. Black Myth Wukong'u PC bilgisayarda oynadım ve elimdeki donanım ile DLSS ve Full Ray Tracing açık ortalama 90 FPS değerlerinde büyük keyif alarak sorunsuz oynadım. Ancak son bölüm farklı bir tasarıma sahip olduğu için yer yer performans dibe vurdu ve belli yerlerde bildiğiniz saçmaladı. Spoiler olabileceği için son bölümle ilgili videonun daha ilerisinde konuşacağım. Oyun konsollarda sadece PlayStation 5'te çıktı. Büyük ihtimalle Series S kaldıramayacağı için Xbox'ta çıkmadı bile. İleri tarihlerde Xbox konsoluna da gelecekmiş. PlayStation 5'te oynamadım ama duyduğuma göre kalite modunda oynamak çok zormuş. Performans modunda da detaylardan ödün vererek oynamanız gerekiyor. Özetle Black Myth Wukong'a oynamanız gereken yer PC bilgisayar. Ve firmanın önerdiği donanıma sahip olmanızda yarar var. Bunun altında oynarsanız bu güzel oyuna açıkçası haksızlık etmiş olursunuz. Black Myth: Wukong'a güzel oyun dememin nedeni sadece grafikler değil. Aynı zamanda oyun bize harikulade bir atmosfer sunuyor. Arayüz ve menüler oyunun ruhu yansıtılarak hazırlanmış. Oyunda kullandığınız her eşya üzerinde en ince detayına kadar özenilerek çalışılmış. Müzikler de aynı şekilde özenle seçilmiş. Genelde çok hareketli olmayan, manastırda yoga yapıyormuş gibi dinlendirici müzikler tercih edilmiş. Özetle ortaçağ uzak doğu atmosferi başarıyla yaratılmış. Hikaye temelde antik Çin romanı, batıya yolculuğun oyun ortamına aktarılması. Maymun Kral Sun Wukong'un maceralarını Destined One olarak adlandırılan karakterimiz tarafından tekrar yaşıyoruz. Çok kısa özetini verirsek hikayemiz aslında romanın sonu ile başlıyor. Sun Wukong tanrılara kafa tutuyor ve hizmete uğruyor. Üzerinden yıllar geçiyor ve onun görünümündeki maymunlardan bir tanesi olarak amacımız Wukong'u tekrar hayata döndürmek. Ancak Wukong'a ait 6 relik yani bu özel objeler hatta onun duyularını temsil ediyor. Yogai kralı olarak adlandırılan bölüm sonu bossları tarafından ele geçirilmiş. Amacımız bunları tek tek yenerek bu relikleri toplamak. Wukong'un başta seslendirmesi yapılmış iken karakterimiz sessiz kahraman rolünü üstleniyor ve macerasında çeşitli dost NPC'ler bize eşlik ediyor ve onların konuşmaları sayesinde hikaye bize aktarılıyor. Ne var ki hikaye anlatımı yüzeysel boyutta kalıyor. Fazla detay verilmiyor ve birçok olay oyuncunun yorumuna bırakılmış. Açıkçası hikayeden daha iyi tat alabilmek için Batıya Yolculuk romanını okumuş olmak ve lore bilgilerine hakim olmak lazım. O nedenle oyunu bitirdikten sonra neler olduğunu tam olarak anlamak için fazladan kaynaklara bakmanız gerekiyor. Ve bu tamamen tasarım tercihi. Muhtemelen roman da anonim bir eser olduğu ve uyarlamasına göre anlatılanlar değişkenlik gösterdiği için bu yolu tercih etmişler. Ayrıca oyunda Budizm ve reenkarnasyon temaları hakim ve bir sürü sembolik referans dolu. Açıkçası felsefik kısmı benim çok ilgimi çekmedi ama Çin kültürü merakları bayılacaktır. Blackbeth düz hikaye anlatımı olmaması açısından FromSoft oyunlarını andırıyor. Ancak onlar kadar da kapalı değil. En azından mikro düzeyde olan olaylar daha net anlaşılabiliyor. Örneğin her bölümün ayrı bir hikayesi var. Onlar daha ilgi çekici bence. Ayrıca bazı mini hikayeler NPC görevleri aracılığıyla anlatılıyor ve bölümlere yayılmış. Bunlar hep Batı'ya yolculuk romanından alıntılar ve genelde karakterler hep hayvanlar tarafından temsil edilmiş. Burada özellikle Screen Rant'in oyunun walk olmadığı konusundaki yorumu aklıma geliyor ve gülüyorum. Yanımızda gezen karakterler içinde özellikle yaban domuzuna dönüşmüş olan Bay J karakteri son derece önemli. Kendisi 3. bölümde ekleniyor ve onunla beraber hikaye anlatımı çok daha ilginç hale geliyor. Benim favorilerim ise 4. ve 5. bölümde anlatılan Örümcek Kız Kardeşler ve Dağ Kralı'nın trajik hikayeleriydi. Ayrıca her yeni bölüme geçişte her biri farklı stile sahip kısa hikayeler anlatılıyor. Ve bunlar yaşadığımız olayların arka planını anlatıyor ya da daha derine iniyor. Her biri kısa animasyon film ödülü adayı olabilecek kadar kalitede bence. Muhtemelen Game Science bunları dışarıdan destek ile yaptırdı çünkü apayrı ekip gerektirecek çalışmalar. Özellikle bölüm sonlarında olan olayları özetleyen çizimler bana eski güzel anılarımı hatırlattı. Çocukken rahmetli dedeme ait bir mitoloji ansiklopedisi vardı. Oradaki çizimlere bakmak en sevdiğim işlerden biriydi. Hikayelerinde merak ettiğim için anneanneme hep okuttururdum. En sonunda çözümü bana okuma öğretmekte bulmuşlardı. Bu sayede okula gitmeden erken okumayı sökmüştüm. Özetle bu oyunun çizim sanatı bana güzel nostalji yaşatmış oldu. Hikayeyle ilgili değineceğim son kısımda Türkçe dil desteği olmadığı için oyunu dikkate almayanlar varsa bence bu konuda ısrarcı olmasınlar. Açıkçası İngilizceye çevirisi de pek başarılı değil. Uyarlamada zorluk çektiklerini okurken veya dinlerken tahmin ediyorsunuz. Ayrıca karakterlerin dudak hareketleri de Çince diline uygun yapıldığı için biraz rahatsız etti. İngilizceye çeviride bile sorunlar varken kim bilir Türkçeye çeviri nasıl olurdu düşünmek bile istemiyorum. Neyse ki aksiyon ağırlıklı bir oyun ki bunlar oyun deneyimini etkilemiyor. Özetle bu oyun tam bir Çin milli şaheseri olmuş. Gelelim Black Bat Wukong'un en güçlü yanı olan oynanışa. Öncelikle hangi oyunları andırıyor? Oyunun çıkışı öncesi birçok benzetme ile karşı karşıya kalmıştı oyun. Görünüşe göre tek bir oyun yerine birçok oyundan alıntı yaparak kendine özgü oynanış olan bir oyun ile karşı karşıyayız. Ancak en fazla God of War serisine benzediğini söyleyebilirim. Özellikle de zaman zaman kendimi God of War 3 oynar gibi hissettim. Seviye içinde ilerlemeler, savaş sırasında özel güçlerin kullanılması, karakter geliştirme sistemleri, ganimet toplama ve görkemli sahneleriyle bayağı benzerlikler kurdum. Belki de ilk God of War oyunu hazırlanırken Kratos'un tanrılara karşı kafa tutma olayı Maymun Kral e, hikayesinden ilham alınarak yazılmış olabilir. Souls oyunlarından alıntılar ise aslında kağıt üstünde shrine yani checkpoint noktalarında tütsü yakarak dinlenme ve aralarında seyahat ile sınırlı. Tabi bir de dinlenince küçük düşmanların geri gelmesi. Örneğin Souls oyunlarının en önemli özelliği olan ölünce tecrübe puanı kaybetme stresi burada yok. Elbette bir sonraki checkpoint'a varmadan ölürseniz tekrar düşmanlarla kapışma durumu oluşuyor. Ama bir yer haricinde bu o kadar stres yaratmıyor. Seviye tasarımlarında ise Black Myth Wukong bence Nioh'un geliştiricisi Team Ninja oyunlarını andırıyor. Yani birbirinden bağımsız, irili ufaklı, içinde istediğiniz yere dönüş yapabileceğiniz kısıtlı alanlar. Ancak Nioh serisine kıyasla daha ilgi çekici bu alanlar ve sürekli çarçöp ganimet düşmüyor. Az önce söylediğimiz gibi oyunda 6 bölüm var. İlk bölüm en küçük ölçüye sahip ve navigasyonu oldukça kolay. Son bölüm ise tam tersi çok geniş bir ortam. Esas oyunu bence 2, 3, 4 ve 5. bölümler temsil ediyor. Bunlar ilk bölümden çok daha geniş. Her bölümün sonunda bir ana boss var ancak sık sık karşınıza başka bosslar çıkıyor. Bunların çoğunu savaşmadan geçebiliyorsunuz ancak bazıları önümüze duvar koyabiliyor. Özellikle de bu durum daha lineer bir tasarıma sahip ilk bölüm için geçerli. Hatta bu oyun hakikaten boss rush'mış dedirtiyor. Ancak özellikle diğer bölümlerde bu bossların aralarının düşmanlar ve hazineler doldurulmuş olduğunu ve kesinlikle araştırmaya değer olduğunu görüyoruz. Evet, her yer gizli alan ve sır dolu. Bunları keşfetmek de son derece ödüllendirici. Görselliği bir kenara bırakın, bulduğunuz ganimet ve teçhizat, gizli boss dövüşleri ve bunlardan düşen eşyalar karakterinizi anlamlı olarak güçlendiriyor. Özellikle de bazı gizli alanlarda bulduklarınız bölüm sonu bosslarına karşı ciddi avantaj sağlıyor. Eğer bir bossla aşırı zorlanıyorsanız bunun nedeni büyük ihtimalle ona karşı kullanabileceğiniz bir eşya henüz bulmamış olmanız. Örneğin ikinci bölümün ana bossuna karşı çok zorlananları duydum. Muhtemelen savaşı oldukça kolaylaştıran item'ı kullanmadıkları içindir. Özetle araştırma için harcadığınız zamanın karşılığını boss dövüşlerini daha hızlı geçerek alıyorsunuz. Araştırma demişken oyunda harita yok. Aslında harita olmamasının bazı iyi yanları olsa da Günün sonunda maalesef problem oluşturuyor. Sorun kaybolmanız değil. Nereye gidip gitmediğinizi unutmanız. Kesinlikle oyuna uzun aralar vermemeniz lazım. Yani araya başka oyun koyarsanız sıkıntı çekiyorsunuz. Ya da not alacağınız ki işte şuraya gitmedim veya şu bossa sonra döneceğim diye yazacağınız bir yere. En azından kaba bir harita olsa iyi olurdu. Gitmediğiniz yerler gri falan gösterilse bile yeterdi. Savaş sistemine geçmeden önce oyunla ilgili bir şikayetim daha var ki o beni haritasızlıktan daha çok rahatsız etti. O da oyun dünyasında bolca gizli duvarlar olmasıydı. Şu o zaman gidebileceğinizi düşündüğünüz yerlere oyunun izin vermediğini göreceksiniz. Evet bu tip full açık dünya olmayan oyunlarda bu kaçınılmaz. Ancak yeni God of War serisinde olduğu gibi daha akıllı tasarımlarıyla gizlenebilirdi. Burada güzelim grafikler ve atmosferin inandırıcılığının bir anda yitirilmesine neden oluyor ve video oyunu içinde olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Bir de aksi gibi nereye gidilip gidilmeyeceğinin de bir kuralı yok. Örneğin oyunda düşme tehlikesi yok gibi gözükse de oyun keyfi istediği zaman düşmenizi izin verebiliyor. Sadece bu nedenden dolayı çoğu kişi bazı gizli alanları bulmadan oyunu bitirecektir. Bunun kötü sonucu olarak geçemeyeceğimi bildiğim yerleri sırf emin olmak için yanına gidip denedim ve benim için bir miktar zaman kayboldu. Bu oyuna birçok kişinin asıl oynama nedeni combat yani savaş olsa gerek. Black Metal Wukong'da savaş sisteminin son derece başarılı ve tatmin edici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında uzaktan baktığınız zaman gayet sade bir sisteme sahip. Silah olarak sadece dövüş sopası var. Ve dövüşte genelde hafif saldırı tuşunu spam ediyorsunuz. Yeteri kadar fokus puanı birikirse de ağır saldırı tuşunu kullanabiliyorsunuz. Blok ve savuşturma yok. Sadece kaçma var. Ancak oyun ilerledikçe savaş sistemi de giderek yerinleşiyor. Ve bunun kademe kademe ilerlemesi bu sisteme alışma sürecini kolaylaştırıyor. Öncelikle iki farklı stance yani sopa tutuş stili geliyor. Bir tanesi sopanızı dik kullanıp savaş sahasında yükselmeye odaklı. Diğeri ise sopanıza mızrak gibi kullanıp yatayda düşmanları uzaktan vurup kaçmaya dayalı. Wukong'da ayrıca 4 büyük kategorisi var. Mysticism kategorisi altında savaş sahasını kontrol etmenizi sağlayan büyüler var ve ilk açılan düşmanı sabitleme büyüsü beni oyunun sonuna kadar götürdü. Alteration grubunda ise savunma ve kaçmaya odaklı büyüleri görüyoruz. Oyunun en eğlenceli büyüsü ise şüphesiz kendi klonlarımızı geçici süre yaratmamız. Son olarak Transformation grubunda geçici süreli başka bir karaktere dönüşüyorsunuz. Bunlar da yendiğimiz boss düşmanlara ait dönüşümler. Ancak dönüşümler bunlarla da sınırlı değil. Aynı zamanda genelde mini boss tipi düşmanlardan düşen ruhlar var. Bunlar ise anlık kullanılan güçlü saldırı tipleri. Ama kullanmasanız bile size arka planda pasif yetenekler sağlıyor. Bu arada bir düşmanların ruhlarını toplama olayı insanı Predator filmindeki kelle avcısı yaratıklar gibi hissettiriyor. Resmen koleksiyoncu gibi kendimi hissettim ve çoğunu kullanmasam da her birini haklamaktan büyük keyif aldım. Bu bahsettiğim büyülerin tümü için cooldown süresi var yani üst üste spam etmeniz mümkün değil. Ancak bu bekleme süresini kısaltmanın bir sürü yolu var. Ayrıca mana miktarı ve çiğ durumlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Büyüleri yapabilmeniz için bu kaynaklar gerekli. Aslına bakarsanız işte bu kaynak yönetimi savaşı daha stratejik hale getiriyor. İsterseniz tabi dümdüz sopa ile dövüşüp hiç büyü kullanmayabilirsiniz. Ancak bazı büyüler belli düşmanlara karşı çok ama çok etkili. Bazı bosslara karşı ise güvendiğiniz büyü ve yeteneklerin de işlemediğini göreceksiniz. Örneğin bir boss klonlarınızı size geri püskürttüğü için o büyü o boss dövüşü için işe yaramıyor. Düşmanı sabitleme büyüsü de bazı güçlü bosslara işlemiyor. O nedenle savaşın önemli bir kısmı elinizdeki bu güçlü silahların hangisini, ne zaman ve ne kadar kullanayım kararına bakıyor. Özellikle zor boss dövüşlerinde bu kararlar önem taşıyor ve sonucu doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda bu bahsettiklerimizin kumanda üzerinde dağılımı da akıllıca ve pratik yapılmış. Özellikle de savaş sırasında item kullanımı bazı oyunlardaki gibi eşyalar arasında sirkülasyon yapmak ile uğraşmadan en çok kullandığınız dördünün içinden anında seçebilmek güzel olmuş. Burada blok veya savuşturma tuşu eklenebilir miydi bilemiyoruz. Ancak özellikle peri mekaniğinden zorlanan biri olarak kaçma ağırlıklı savaşı tercih etmelerine ben çok memnun oldum. Ayrıca karakterimizin çevik bir maymun olduğunu hatırlarsak bence savunma yapması saçma olurdu. Onun yerine hızını kullanması daha uygun olmuş. Bu arada oyunu klavyede denemedim. Ancak klavyede komutları diğer tuşlara atayamıyor musunuz? Bu da olmaması gereken bir durumda her ne kadar genel dağılımı iyi olduğunu söyleselerdi. Oyunda karakter gelişimi de var. Düşman öldürdükçe arka planda tecrübe puanı kazanıyorsunuz ve seviye atlıyorsunuz. Her seviyede Spark adı verilen yetenek puanı kazanılıyor. İşte bu Spark puanlarını az önce bahsettiğim büyülere savaş tekniklerini ve temel karakter istatistiklerini atayabiliyoruz. Ayrıca will diye bir kaynak toplanıyor. O da para yerine geçiyor diyebiliriz. Oyunda spark puanlarını harcayacağınız kıyamet gibi yetenek var. Ve tüm yetenekleri seçebilmeniz için 342 seviyeye ulaşmanız lazım. Ben oyunu bitirdiğimde seviye yüzün biraz üzerindeydim. Bu durumda puanları doğru yeteneklere atamak kritik. Ancak oyun burada son derece cömert davranıyor. Her checkpoint noktasında bu spark puanları istediğiniz gibi tekrar dağıtabiliyorsunuz. Hem de hiçbir kaynak harcamadan. O kadar güzel bir kolaylık ki anlatamam. Bu sayede anında build değiştirebiliyorsunuz. Ve bazı bosslara karşı build değiştirmeniz şart. Özellikle de element etkilerine karşı savunmayı bossa göre değiştirmekte yarar var. Gelişme tabii sadece karakter ile sınırlı değil. Aynı zamanda üzerinize giydiğiniz zırhları da upgrade edebiliyorsunuz. Ama bu 3. bölümün sonlarına doğru NPC tüccarların yerleştiği köyü açınca yapılabiliyor. O zamana kadar tüccarların yerleri seviyelerde dağınık olarak bulunuyor. Eski seviyelere dönülebildiği için sıkıntı değil ama haberi yükleme ekranı izlemek hoş olmuyor. O nedenle keşke bu sistem biraz daha erken örneğin ikinci bölümde açılsaydı. Bu arada oyunda acaba şu niye yok dediğim hemen her şey zaman içinde açıldı. Sadece bir tanesi aç haricinde o da silah upgrade'i. Nasıl yani koca oyunu aynı sopayla oynuyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Fazla spoiler vermeden farklı tip sopalar yapabileceksiniz. Ancak gerekli malzemeleri toplamanız lazım ki çoğu bossları yendiğiniz zaman düşüyor. İşte burada silah upgrade'i eklenebilirdi. Çünkü genelde her yeni bulduğun sopa bir öncekinden daha iyi veya benzer güçte oluyor. Onun yerine upgrade ile hepsini benzer güç seviyesine taşıyabilirdik. Bunu zırhlar için yapabilmişler bu arada. Ancak her zırh setini en yüksek kaliteye ulaştırmak için yeni oyun artıya geçmek lazım çünkü yeteri kadar kaynak yok. O nedenle seçici olmak lazım. İşte burada upgrade kararları geri alınamıyor. O da artık olur diyelim. Bu arada build yapma seçenekleri sadece yetenekleriyle sınırlı değil. Silah ve zırhların da özellikleri var. Örneğin kendini zehirlemeye dayalı bir zırh seti ve onunla uyumlu bir sopa var. Siz zehir altındayken zehirlenmiş düşmana karşı daha çok vurabiliyorsunuz. Bunun için de gourd yani iksirinize özel madde eklemeniz lazım ve şimdi de iksirlerden bahsedelim. Sarhoş maymun NPC karakter aracılığı ile İksir şişeniz içine koyduğunuz içki ve hatta aroması değiştirilip upgrade edilebiliyor ki bence harika olmuş. Özellikle buradaki seçimler buildinize yön veriyor. Ayrıca bir de Curious diye adlandırılan tılsımlar var. Onlar da build kurmak için etkili. Şimdi de zorluktan bahsedelim. Wukong kolay bir oyun değil. Ancak aşırı zor da diyemeyiz. Çünkü elinizde az önce saydığımız bir sürü savaşın gidişatını değiştirecek malzeme var. Açıkçası ilk bölümdeki 1-2 boss sizin için test olacak. Onları geçtikten sonra oyun büyük ölçüde akıp gidiyor. Hatta birçok bossu ilk denemenizde geçeceksiniz ki bence bunu kasıtlı yapmışlar. İnsanlar kendini arada iyi ve güçlü hissetsin diye. Ancak bazen de duvara toslatan ve build değiştirmenizi gerektiren bosslar da karşınıza çıkacak. Özellikle son düzlükteki bosslar resmen çözülmesi gereken ayrı bulmacalarıydı. Ancak bunları yenmek o kadar tatmin edici ki anlatamam. Bazı savaşların sonunda yumruğunuzu havada veya zafer nidaları atarken bulacaksınız. Gizli sonu açmanız için gereken boss ise hayatımda dövüştüğüm en zor dövüşlerden bir tanesiydi. Ancak bir yandan da o kadar zevkli bir dövüştü. Game Science'ı tebrik ediyorum. Sadece bu boss değil. Çoğu boss dövüşünü taze ve orijinal yapmak için ellerinden geleni yapmışlar. Resmen boss dövüşlerinde çıtayı yükselttiler. Bundan sonra çıkacak oyunlara Allah kolaylık versin. Gerçekten bu oyunu geçmeleri zor. Ve 80'in üzerinde boss olan bir oyundan bahsediyoruz. Elbette arada can sıkıcı tasarımlar ve kurbağa gibi kendini tekrar eden bazı boss dövüşleri vardı ama bunların sayısı çok ama çok azdı. Ayrıca boss olarak karşılaştığınız düşmanın daha sonra standart düşmana dönüşme olayını da yapmamışlar isabet olmuş. Eminim oyunu bitiren iki oyuncu bir araya gelse boss dövüşleriyle ile ilgili birbirlerini anlatacak çok şey bulacaklardır. Özetle ben oyunun oynanış mekaniklerinden %100 memnunum. Tek kelimeyle harika. Hatta video çekimlerini tamamladıktan sonra Yeni oyun artıya girip güçlü silahlarımla ilk bosslara tekrar girmeye can atıyorum. Şimdi biraz spoiler bölgesine gireceğim çünkü oyunun puanını düşüren bir kısımdan bahsetmek zorundayım. O da 6. ve son bölüm. Spoiler hikaye ile ilgili olmasa da sürprizin kaçmaması açısından aşağıdaki zaman damgalarından sonuç kısmına geçiş yapabilirsiniz. Oyunu bitirenler ve meraklı oyuncular elbette kalabilir. Evet oyunun son bölümünde repertuarınıza bulut üzerinde gezme yeteneği ekleniyor ve bu sefer açık dünyaya yakın büyük bir mekanda uçarak geziniyorsunuz. Tıpkı Hogwarts Legacy'de süpürge ile gezdiğiniz gibi. Bu ilk başta harika gibi gözükse de bir süre sonra açık dünyanın içinin neredeyse bomboş olduğunu anlıyorsunuz. Sadece boss arenalarından oluşuyor. Onlara gidip tek tek kesmeniz lazım. Maalesef önceki seviye tasarımı burada da terk edilmiş. Ve açıkçası bu tasarımdan hiç keyif almadım. Aksi gibi burada performans zaman zaman yerlerde süründü. Sinematikler de dahil olmak üzere görüntüde takılmalar oldu. Bazen de sorunsuz çalıştı. Neden olduğunu maalesef tespit edemedim ancak herkesin yaşadığı bir sorunmuş. Belki de gelecekte bir yama ile düzelir bu. Aslında bölümün ismi Unfinished yani tamamlanmamış. Bu bence iki anlamda kullanılmış. Bir hikaye gereği, diğer ise hakikaten seviyenin tamamlanmamış olması. Açıkçası 5. bölümden sonra oyun bizi otomatikman son dövüş arenalarına soksa ve bu son açık dünya geziş kısmını toptan atlasaydık çok daha iyi olurdu. Demek ki bazen fazla içerikte sorun yaratabiliyormuş. Söylediklerimizi özetlersek, God of War Çin'e gitmiş, Souls öğeleri ve zorluğu ile birleştirilmiş, ortaya Black Myth Wukong çıkmış. Ve ortaya son derece başarılı bir ürün çıkmış. Game Science'a deneyimsizliğinden dolayı çoğu kişi güvenmiyor, fragmanlardaki oynanış görüntülerinin gerçek olmadığını düşünüyor ve bu iddialı yapımın üstesinden geleceklerine inanmıyordu. Ancak firma herkesi yanılttı ve hatta bizle paylaşılan bilgilerin de ötesinde bir ürün sunarak bu işten alnının akıyla çıktı. Ve artık oyun endüstrisinde ben de varım dedi. Black Myth Wukong sunduğu zengin içerik son derece zevkli ve stratejik combat ile bu yılın bence en iyi oyunlarından biri. Oyuna verdiğim not ise 10 üzerinden 9. Eğer son bölümdeki sıkıntılar olmasaydı hatta 9.5'dan 10 puan verecektim. O kadar sevdim bu Eğer Ekim ayında Dragon Age Veilguard büyük bir sürpriz yapmazsa da en iyi rol yapma oyunu ödüllerini toplayacağını düşünüyorum. Ve bunun dışındaki kategorilerde hatta yılın oyunu ödülünü bile alabilir. Bazılarının peki Elden Ring Shadow of Earth ne oldu? Ona da 9 vermiştiniz diyebilir. O puanı DLC olduğunu dikkate alarak vermiştim. Eğer tam oyun olsaydı notu daha düşük olurdu. Belki bazılarınız kızabilir ama genel olarak Black Myth Wukong'un daha iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük nedeni ise bazı eskimiş klişe Souls tasarımlarını terk etmiş ve yeni fikirleriyle karşımıza çıkmış olması. Peki kimler bu oyunu almalı? Black Myth Wukong'u, God of War tarzı aksiyon ağırlıklı oyun seven, hafif seviyede rol yapma öyleri de olsun diyen ama bir yandan da Souls oyunlarına yakın zorluk arayan kişilere tavsiye ediyorum. Bu tanımı aslında geniş bir oyuncu kitlesini kapsıyor. Tabii bir başka değerlendirmesi gereken konu da fiyatı. O nedenle bu kitle biraz daralacak. Black Myth Wukong'u şu an PC bilgisayarlarda satın almak en hesaplı çözüm. Epic dükkanında 1500 Türk Lirası'na satılıyor, eğer ilginizi çekiyorsa gözü kapalı alın kesinlikle değer. Steam'de ise çok farklı değil. O yüzden oyun kütüphane Steam ağırlıklı ise başarımlarınızın devam etmesi açısından biraz daha fazla para vermeye değebilir. Tabi makul seviyede bir PC donanımına sahip olmanız şart. Oyunu PlayStation 5'te pek tavsiye edemiyorum çünkü hem pahalı hem de performansı PC'nin yanına yaklaşamıyor. Ama yine de başka seçeneğiniz yoksa bu müthiş oyunu almaya değer. Xbox sahipleri ise maalesef en şanssız grup. Halen Xbox'ta ne zaman çıkacağı açıklanmadı. Evet bu videomuzun da nihayet sonuna ulaştık. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Ve ayrıca beğen tuşuna da basabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Aynı zamanda videolarımızı kaçırmama açısından da çan tuşuna basmanızı öneriyorum. Ayrıca kanalımıza ilk defa bu video ile denk gelmişsiniz. Doğal Gaming oyun dünyasını takım olarak yakından takip eden bir kanaldır. Bu izlediğinize benzer olarak oyun incelemeleri, oyun dünyasından haberler, oynanış videoları ve başlangıç rehberleri gibi içerikleri Kanal Doylu'da bulabilirsiniz. Geçmiş videolara bir göz atın derim. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Hoşçakalın.